Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen 21. yüzyılda öğretmen ve çocuk olmak konulu çalıştaya hoş geldiniz. 21. yüzyılda öğretmen ve çocuk olmak konulu çalıştayın ilk konuşmasını Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Nesip Aktan gerçekleştirecektir. Önemli bir gün için bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Öğretmenler Günü. Öğretmenlik mesleğinin kavramsal olarak öğretmenliğin tartışılacağı ve şu an siz gençlerin ele alınacağı önemli bir toplantı olacak. Bu vesileyle başta baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şu an aramızda olmayıp ışığını bizlere emanet olarak bırakmış olan öğretmenlerimizin, şu an büyük bir özenle bu sorumluluğu yürütmekte olan öğretmenlerimizin ve en önemlisi kendisini öğretmen olarak hisseden herkesin Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyorum. Biraz sonra sonunda bunun içeriğini biraz daha açmaya çalışacağım. Bir faaliyetin meslek olması için üç unsuru barındırması gerekiyor. Bunlardan birincisi o mesleğe mensup kişinin belli bir eğitim almış olması gerekiyor. İkincisi o faaliyetin artık bir süreklilik arz etmesi gerekiyor. Ve o faaliyeti sürdürenin o faaliyetin sonucunda belli bir kazanç, geçimini sağlayacak kadar bir kazanç elde etmesi gerekiyor. Mesleğin tanımı bu şekilde yapmakta. Bu bağlamda öğretmenlik faaliyeti bir meslektir. Bu mesleği diğer mesleklerden ayıran çok önemli bir özelliği vardır. Mesleğin konusu insandır, gençlerdir. Geleceğinize şekil verecek olan gençlerdir. Bu anlamda diğer mesleklerle kıyas kabul edemeyecek bir yere sahiptir öğretmen mesleği. Bu amaçla buradayız. Önümüzde bu mesleğin sorunlarını konuşmak için buradayız. Neler yapabiliriz? Daha iyi nasıl olabiliriz? Bunları konuşacağız. Diğer herhangi bir meslek grubunda bir hata yaptığınızda bu lokal bir takım hasarlara yol açabilir. Fakat öğretmenlik mesleğinde yapılan hata, sevgili konuklar, bireyin gelecekte başarı veya başarısının ana sebebi oluyor. Bir kişinin hayatını ya mükemmele yönlendiriyorsunuz ya da o kişiyi kaba bir tavır olacak ama hayatını karartıyorsunuz. Bu kadar önemli meslekten bahsediyoruz. Bireyin kendisini eğitme yolcudur. Bireyin erdemli insan olma yolunda attığı adımdır öğretmen diyeceğiz. Ben kavramsal olarak yaklaşacağım. Meslek olarak yaklaşmayacağım. Zaten bunu bireysel olarak halledebilirsek o zaman bu etik ilkelerini falan da sahip olmuş oluyoruz. Bireyin kendisine sevgisi saygısı varsa, bireyi empati yapmak için kendisini eğitmişse, doğal olarak burada yazılı olan bir takım ilkeleri gayri ihtiyari yerine getirecektir. İstemiş yerine getirecektir. Kendisini eğitmiştir çünkü. Zaten eğitim önce bilinçli olarak bireyi kendisine ödev vererek başlar. Ben şunu yapmayacağım der. Hedef koyar. Ve onun için gerekli adımı atar ve bir takım çalışmalar ortaya koyar. Bunun süresi yoktur. Aylar olabilir, yıllar olabilir. Bu bir süreçtir. Eğitim bir süreçtir. Merkezinde insan olduğu bir süreçten bahsediyoruz. İnsandan bahsedeceğiz. Sonunda insana odaklanacağız. İş insanla bitecek. Evet. Az önce saydık öğretmen ve öğretmen öğrencilerle ilişkilerindeki etkiler. Sevgi, saygı, iyi örnek olma, anlayışlı, adil olma vesaire vesaire. Evet, kavram olarak öğretmenliği ele alıyoruz. Ve bireyin kendisini eğitiminden bahsedeceğiz. Bunu birey kendisini nasıl eğitecek? Bunu bir örnekle açıkladıktan sonra kendisini eğitmiş bireyle ya kendisini eğitmeye biraz mesafeli olan birey arasındaki bir takım farklar ortaya koyup orada ideal öğretmen modeli ortaya koymaya çalışacak. Eğitimden sonra, bireyin kendisini eğitimden sonraki ideal öğretmen
modelini ortaya koymaya çalışacağız. Eğer onu biz birey olarak başarabilirsek, şimdi şunu zihninizde lütfen canlandırın. Öğretmen ve fikir. İkisini böyle yan yana koyduğunuzda ne kadar muazzam bir ikili oluyor değil mi? Öğretmen ve fikir. Şunu şimdi zihninize tasarruf edin. Öğretmen ve yalan. Ne kadar hızlı şeyler değil mi? Ne kadar uyumsuz şeyler. Ama öğretmen ve fikri böyle yan yana koyduğunuzda ne kadar oturuyor. Arzu ettiğimiz şey çünkü bu. Onu arzulayacağız. Öğrenciye ait bilgileri saklama. Bunu seçtim örnek olarak. Özellikle seçtim bunu. Bunun üzerinde biraz konuşmak istiyorum. Diyor ki, yönerge yok yani önce isterseniz yönergeden başlayalım. Bu yönergeden alınmış ifade. Eğitimci, öğrenciyle ilgili edindiği bilgilerin gizliliğine riayet eder. Yasal zorunluluklar ve acil durumlar dışında bu gizli bilgileri korur ve kimseyle paylaşmaz. Öğrencinin özel hayatına ait bilgileri ailesinin dışında kimseyle paylaşmazdır. Bakanlık bizden bu etkiye uymamızı istiyor. Öğrenciye ait bu özel bilgileri lütfen herhangi kimseyle, herhangi bir yerde öğrencinin izni, bilgisi olmadan paylaşmayın. Öğretmenin bu özelliğe sahip olmasını arzuluyoruz. Bu özelliğe sahip birey hangi vasfı kendi kişiliğinde barındırmalıdır? Halkın kullandığı bir tabir kullanmak istiyorum. Aklınıza sığınarak sayın hocalarım. Çenesini tutmalıdır. Öyle değil mi? Çenesini tutmalıdır bir kişi. Veya bir adım daha ileri gidiyorum. Dedikodu yapmamalıdır. Öyle değil mi? Dedikodu yapmamalıdır. Bir daha yan yana koyun şimdi. Öğretmen ve dedikodu. İkisini böyle zihninizde bir tasarruf edin. Ne kadar aykırı, ne kadar zıt şeyler değil mi? İnsan içi kabul etmiyor. Ama öğretmen ve fikir yan yana koyduğumuzda benim şahsım yüreğime sıcaklık geliyor. Evet. Dedikodu örneğini ele alacağım. Maalesef. Bunu ele alacağım. Bu konuda bireyin kendisini eğitme yolculuğundan bahsedeceğim. Bunu her bir etki ilki için ayrı ayrı birey kendisi, öğretmen adayı kendisi ele alabilir. Ve kendisini bu konuda eğitebilir. Eğitmesi de gerekir diye düşünüyorum. Eğitmesi de gerekir. Evet. Neticede iş geliyor insanda gidiyor. İnsan. Önce bir insanı algılamamız lazım. İnsanın yapısını bir ortaya koyup ondan sonra bu yapıya bağlı olarak kişi kendisi nasıl eğitecek bunun üzerinde konuşmamız gerekiyor. Öğretmenlik kavramına yüklemiş olduğumuz manadır. Bireyin kendisini eğitmesi. Bireyin erdemli insan olma yolundaki yolculuğudur. Şimdi bak, kendisini bu konuda eğitmiş bir öğretmene öğretmenden bir öğrenciye ait bilgileri isteyin bakalım. Kendisini eğitmiş bir öğretmen düşün. Almanız mümkün mü? Hayır. Hı? Almanız mümkün mü? Mümkün değil. Hatta bunu yazılı olarak o kişiye tebliğ etmeniz bile ona bile gerek. Bunu biz bireysel olarak sağlayacağız. Ama buna da ihtiyaç yok mu? Bu yazılı kurallara da ihtiyaç var. Çünkü onların da bir zorlayıcılığı var. Bir teşvik ediciliği var. Onlara da ihtiyaç var. Ama asıl sorumluluk bizde. Kendisini eğitmiş bir birey ve oradaki ilkelere mesafeli olan, kendisini eğitmemiş demekle de bir sakınca görmüyorum. Yani veya şöyle ayırayım. Aklını kullananla aklıyla hareket edenle, benliğiyle hareket eden birey arasındaki tespit ettiğim birkaç tane farklılığı, ayırt edici özelliği burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Kendinizi lütfen bir teraziye koyun. Hangi tarafımız ağır basıyor? Herkes objektif bir şekilde, samimi bir şekilde bu işi yaparsa çok mutlu olur. Kendisini eğitmiş olan kişi evrensel bir takım
erkekler var, doğrular var. Bunları çok kolay bir şekilde tanır. Hatta bunlara hiç zorlanmadan ulaşır ve bunları kendi hayatına uygulamada hiç sıkıntı çekmez. Zevk alır. Ve bu konuda fikir üretir, fikir üretimine zemin hazırlar. Öğretmen ve fikir üretimine zemin hazırlar. İkisini yan yana koyarlar. Bizim aramış olduğumuz şey bu. Öyle değil mi? Aramış olduğumuz şey bu. Yapma, etme, otur, kalktan ziyade fikir üretimine zemin hazırlar. Bir öğretmenin sahip olabileceği belki de başlı etkilerden biri. Ama ben ilk etki ilkeyi düşünebilme olarak alıyorum. Yönerge değerine kadar zikredilmemesi. Bir öğretmenin sahip olması gereken ilk etki ilkesi öğretmenin düşünebilmesidir. Evet, diğer kişi ilginçtir. Birisi oraya ulaşmak için çabalarken diğeri çoğunlukla kendisini doğru zanneder. Bu kişi zihninde kendisini doğru kişi ilan etmiştir. Bunlara çoğu kez yanlışlarını fark ettiremezsiniz. Fark etmek istemezler. Çünkü bunların algıları o konuda kapanmıştır. Kendisini eğitmiş kişi, varı olduğu gibi kabul eder. Bu kabul etmek, ya öğretmenlik sabır işidir deriz ama yaşamak sabır işidir. Yaşamak sabır işidir. Sabır olmazsa bu hayatı sürdürmemiz mümkün değil. Kabul etmek sabrın özünü teşkil eder. Ve bu kişi karşısındaki muhatabını değiştirmeye, onu bir şekilde sokmaya çalışmaz. Bilir ki, toprağa bir tohum attığınızda, o tohumdan yaprak da çıkar, dal da çıkar, öyle değil mi? Diken de çıkar, gül de çıkar. Yaprağı dal yapmaya kalkmaz. Onu olduğu gibi kabul eder. Kişinin gelişimine uygun zemini hazırlar ve kişiyi, kendisini değiştirmesi için kişiye fırsat verir. Hani söylerler ya, insan toprak olmalıdır. Bu yüzden şunu söylüyoruz. Öğretmen, öğrencisine toprak olandır. Kişiye fırsat tanıyandır. Bireyi kendisini tanıması için ona uygun koşulları sağlayan kişidir öğretmen. Onu belli bir şekilde kalıba sokmaya çalışmaz. Diğeri, kendisini muhatabı olan kişiye kabul ettirme çabası içindedir. Bakın ne kadar zıt şeyler. Birisi kabul ederken öteki kendisini kabul ettirmeye çalışıyor. Bir nevi kendisini ispatlamaya çalışır. Zaten az önce ifade ettim. Bu kişi zihninde kendisini doğru insan ilan ettiği için karşısındaki kişiden beklediği kabulü görmediği zaman hırçınlaşabilir. Onu akılsızlıkla suçlayabilir, anlayışsızlıkla suçlayabilir. Bunlar hep günlük hayatta yaşamış olduğumuz şeyler. Eğitimsizliğin sonucudur bunlar. Her ne kadar eğitim ailede başlar, okulda bunun devamını sağlamaya çalışsak da belli bir olgunluğa eriştikten sonra maalesef ki kişinin kendi sorumluluğuna kalıyor. Geç değil, hiç geç değil. Hiçbir zaman geç değil. Son nefesinizi vermeye kadar geç değil. İlginiz için, burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendilerine plaket ve çiçek takdiminde bulunmak üzere Sayın Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Birol Üner'i sahneye davet ediyoruz. Programımız Eğitim Fakültesi Ritim Grubu'nun gösterisiyle devam ediyor. Müzik
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi.